Lezzet E Gizem'den hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber uyuyan güzel yapalım. Malzemeler: 2 su bardağı süt, 1 miktar petibör bisküvi, 200 gram kuvertür çikolata, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket şekerli vanilya, 1 miktar tuz, 200 milim el yapımı süt kremamız, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta sarısı. Tatlımızın kremasını yapmakla işimize başlayalım. Kabımın içerisine 2 adet yumurta sarımı aldım. Üzerine yarım su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve hızlıca karıştıracağım. Kıvamını görüyorsunuz. Krem şanti kıvamını aldı. Şimdi üzerine 2 su bardağı sütümü yavaş yavaş ilave edip açma işlemi yapalım. Bu kadar yeterli. Kalan sütümü de ilave ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel latte kıvamlı bir krema sosu elde ettik. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Evet, şimdi kremamı ocağa kaynaması için alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 paket şekerli vanilya ve 1 tutam tuzumu ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı tereyağı, 200 milim süt kremasını üzerine ilave edip hızlıca karıştırdıktan sonra kremamız hazır olmuş demektir. Kremanızın olduğunu baloncuklar çıkardığında anlayabilirsiniz. Altını kapatabilirsiniz. Kıvam bu şekilde olacak. Bir kaşık yardımıyla göstereyim, daha iyi anlayacaksınız. Bütün tatlıları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kuvertür çikolatalarımı 100 gram sütlü, 100 gram bitterli olarak karışık kullanacağım. Şimdi benmari usulü eriteceğim. Çikolatalarımız eridi. İşin en eğlenceli kısmına geldik. Hep beraber başlayalım. Fırçanın yardımıyla silikon kaplarımıza sürelim. Boşluk kalmayacak şekilde her yerini güzelce kaplayabilirsiniz. Kaplama işlemimiz bitti. Bir kat daha üzerlerine çok az miktarda çikolata süreceğiz. 4 saat buzdolabında donma işlemini gerçekleştirdikten sonra İçerisine kremamızı ilave edelim. Çikolatalarımız katılaştı. Üzerlerine ince birer kat daha sürüyorum. Hepsini güzelce sürdüm. Şimdi dolabıma kaldırıyorum. Tekrardan çikolatamın katılaşmasını bekleyeceğim. Çikolatalarımızı buzdolabından çıkardım. Şimdi içlerine krema doldurup arasına muz koyalım. Ardından da en son olarak bisküvilerimizi kahveli sütle ıslatıp üzerlerine yerleştirelim. Hep beraber yapımına başlayalım. Krema torbasıyla da koyabilirsiniz. Ben tatlı kaşığıyla koyacağım. Dolu dolu bir tatlı kaşığı hepsinin içerisine koyduktan sonra üzerlerine muzumu koyacağım. Muzlarınızı küp küp bir şekilde de koyabilirsiniz. Biraz daha krema koyacağım. Bu arada çikolata kaplarınızı buzdolabından çıkardıktan sonra gerdirme hareketi yapın. Rahat çıkabilir çikolatalar. İçleri doluyken onu yapmak mümkün olmayabilir. Bisküvilerimizi kahveli sütümüzle ıslatıp üzerlerine koyalım. Krema koymak yerine isterseniz hepsinin üzerine çikolatayla kaplayabilirsiniz. Üzerlerine kakao serpelim. Buzdolabını dinlenmesi için kaldıralım. 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Tatlımı servis tabağıma aldım. Artık uyuyan güzeli uyandırma vakti geldi. Hep birlikte bu ana tanıklık edelim. Kalıptan çıkarma işlemi uyguluyoruz. Şu şekilde çıkardıktan sonra böyle ters çevirebiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.